seyrini koruyor. Euro TL 2.98.50 seviyesinde. ALB menkul değerlere dönelim ve piyasayla ilgili yorum alalım. Enver Erkan bizi bekliyor. Orada Enver Bey, merhabalar. Merhabalar İnce Hanım. Dün cari açık verisi, bugün işsizlik verisi geldi. Türkiye ekonomisine ilişkin 2013'e ait önemli makro veriler gelmeye devam ederken piyasalarda bambaşka bir hikaye var. Hem küresel piyasaların hem içerideki gelişmelerin etkisi izleniyor. Kurdaki yükseliş, yukarı yönlü hareketler dikkat çekici. Dolar TL'nin 2.19 seviyesinin üzerinde güne başladığını takip ediyoruz. Kurla başlayalım. Bugün hangi seviyeler kurda öne çıkacak? Şimdi kurdaki hareketlenmelere baktığımızda dün olumlu gelen cari açık verisine rağmen içerideki siyasi belirsizliğin fiyatlanmaya devam ettiğini, iç piyasalardaki kötümser havanın etkisiyle yukarı yönlü bir hareket görüldüğünü ve zirve seviyelerinin yeniden test edildiğini gördük. Burada 2.19.50 seviyesinin üzerine bir hareket olduysa da 2.20 psikolojik direncine ulaşamadığını görüyoruz dolar TL paritesinin. Dolayısıyla şu anda 2.20 önemli bir direnç konumunda. Dün Amerika perakende satış verilerini izledik. Beklentiden iyi geldi. Bu Amerikan ekonomisindeki canlanmayı bir kez daha teyit etmiş oldu. Bu bakımdan bu veriler önemliydi. Şu anki seyire baktığımızda da 2.19 seviyesi civarlarında bir seyir söz konusu dolar TL paritesinde ve 2.18.50 aşağı yönlü kırılmadığı sürece yukarıda 2.19.50'ye doğru yeni bir hareketin görülebileceğini düşünüyoruz. Eğer ki 2.20 aşılacak olursa 2.20 üzerinde 2.22'ye doğru alımların hızlanabileceği görülmekte. Bu nedenden dolayı burası önemli bir direnç konumunda. 2.18.50'nin aşağısına sarkması durumunda da dolar TL'de 2.17.50 seviyesini izliyor olacağız. İşsizlik verileri nispeten iyi geldi. 9.7'ye gerilediğini gördük. Bugün aynı zamanda Amerika'dan gelecek üfe verilerini ve New York imalat üretimi verilerini de kurdaki hareketlenmeler açısından izliyor olacağız. Tabii gündemde takip edilmeli. Evet, gündemdeki gelişmeler piyasalara yön vermeye devam edecek. Özellikle küresel ekonomilerden gelen veri akışının da önemli olacağını söylüyor Enver Erkan'a. Yorumları için teşekkür ediyoruz. Şimdi piyasa ile ilgili